freni patlamış kamyonun kaza yapmasına müsaade etmeyin. Çünkü biliyorsunuz kaza yapmış bir kamyon ya bir parçalanır ya içerisindekileri öldürür ya da sakat bırakır. Çünkü ee, kurtulamaz. Şu an Türkiye'de o durumda. Maalesef ki freni patlamış kamyon gibi, freni boşalmış kamyon gibi son sürat gidiyor rampadan aşağı. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki bizler Yeniden Refah Partisi olarak kaçış rampasıyız. O kaçış rampasına girin. Kamyonu kaza yaptırmadan kaçış rampasından devirmeden hep beraber bir kurtaralım diyoruz. Biliyorsunuz değil mi kaçış rampalarını otobanlarda olur böyle. Kamyon kaza yapmadan hemen oraya kaçar ki kaza yapmayayım diye. Bu kamyonun kasasında biz varız, hepimiz varız. İnşallah dediğimiz gibi Yeniden Refah Partisi olarak biz elimizi kaldırdık kaçış rampası olarak bekliyoruz. Vatandaşımızı, milletimizi kurtarmak için biz her zaman hazırız, bekliyoruz. Reçetelerimiz hazır, ekonomik programlarımız hazır, işçiye memura yüzde vereceğimiz zamlarımız hazır, asgari ücretli vereceğimiz zamlarımız hazır. Biz herkesi anlıyoruz. Çocuğuna ekmek alamayan gençler, aile babalarını anlıyoruz. Okuyamayan gençlerimizi anlıyoruz. Anne babasından harçlık isteyemeyen çocuklarımızı anlıyoruz harçlık isteyemediği için suçlara karışan çocuklarımızı anlıyoruz. Okul önlerinde uyuşturucuya maruz kalan çocuklarımızı anlıyoruz. Onları kurtarmak için de biz varız diyoruz. Biz gençlerimizi de anlıyoruz. Biz gençlerimize Z kuşağı diye bir ayrım yapmıyoruz. Türkiye'nin gençleri, bizim gençlerimiz A B Z D C yok. Gencik bizim gençliğimiz, küçüğüyle büyüğüyle, yaşlısıyla hepsi bizim vatandaşımız. Biz hepsinin sorunlarını bilerek gayet güzel bir şekilde hani diyorlar ya artık bu ekonomi düzelmez. Bu ekonomi nereye gidecek? Biz nereye gideceğini de biliyoruz. Nasıl düzeleceğini de biliyoruz. Reçetelerimiz, formüllerimiz hepsi hazır. İnanın ki yeniden Refah Partisi göreve geldiği ilk 6 ay içerisinde Türkiye'nin gidişatını nasıl tersine çevirip de nasıl insanımızı refaha kavuşturacağını bugün İsmimizin Önder Naren olduğu gibi biliyoruz. O yüzden vatandaşımız umutlu olsun. Vatandaşımız yeniden Refah Partisi'ne gönül rahatlığıyla gidip mührünü bassın. Refah Partisi'ne basacağı mühür, geleceğine basacağı mühür olacak diyoruz. Milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bizler Kayseri'nin evladıyız. Türkiye'nin umuduyuz. Kayseri'mize hizmet etmek için yola çıktık. Güçlü kadrolarla geliyoruz. Bizler gerçekten Kayseri'nin ve halkın sorunlarını bilen insanlarız. Hepimiz vatandaşın içerisinde geziyoruz. Kayseri'mizde geziyoruz. Ve sorunlarını dinliyoruz. Benim telefonum gece gündüz herkes arıyor. İhtiyacı olan, soru soran herkes arıyor. Bize şu anda Yeniden Refah Partisi olarak bütün partilerden akın akın katılımlar devam ediyor. Biz bundan çok memnunuz. Özellikle iktidar partisinden bize akımlar devam ediyor. Çünkü alternatif alternatif yok denildiği noktada şu anda alternatif olduğunu milletimiz gördü. Yeniden Refah Partisi Doktor Fatih Erbakan'ın gerçekten bu millete bir çare olacağını artık insanımız anladı, gördü. Biz de bundan gayet memnunuz. Bu sorumluluk içerisinde bu bilinçle çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak inşallah ilk seçimde Yeniden Refah Partisi mührünü Türkiye'ye vurup inşallah vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü refaha kavuşturacak vatandaşımıza da bir nefes aldıracağız diyoruz. Saygılar sevgiler sunuyoruz.